Define ve Tarih Sevdası kanalımdan tüm definecilere selam olsun arkadaşlar. Araziye çıkacaktık yalnız son anda bir aksilikten dolayı vazgeçtik. Burada abimizin biri bize bir video yollamış. Onu değerlendirelim dedik ve herkesi yoruma bekliyoruz. Arkadaşlar burada gördüğümüz bir işaret olayı var. Kare birkaç tane yuvarla koyma. Aynı taşta. Bazı işaretler normalde işaret değil. Onları Şu gördük. Çetme. Ama Gel bu gördüğünüz işaret. Şurada Burada. kesik yaşın var. Yaşın. Ee, yaşın. Bunun bir yaşın kaya e, yaşın kapağı yaşın. olduğunu düşünüyorum. Hatta kapağın e, el izlerini birazdan size gösterecek. Kesik izleri. Bir, iki... Hemen yan tarafında 3. Ee, yani demek Dur. istediğim bir, e, bir kesme olayı olmuş. Bu gibi işaretlerde arkadaşlar kapak atıyor. içinde oyuk yapılıyor. Konulan şey konuluyor. Ve sonradan tekrar o kapak yerine oturtuluyor. harçlan kapatılıyor. İçi kontrol edilmesi gerek. Burada bir mezar taşımız var. %100 mezar taşıdır çarpı işareti vardır. Mezarda büyük ihtimalle hediyesi, definesi vardır. Bunun dışında üzerinde işaret göremedim. Burada haç işaretimiz var ve altta iki tane küçük haç işaretimiz var. Haç işaretinin uzun üst köşesinde yuvarlak bir murç izimiz var arkadaşlar. Bu bir papaz definesidir. Define vardır yalnız taş uzak büyük ihtimalle taş küçük olduğu için yerinden oynatılmış Oynatılmamışsa da uç kısmında ilerlemek lazım Burada bir pençeli haç işaretimiz var Uç kısmı yuvarlak içinde mi öyle gözüküyor en üst tarafında zarf işareti yani Kare içinde çarpı işareti büyük ihtimalle mezarın içinde tuzak vardır. Ee, bu yani papaz mezarı ve oda içinde odasında da çarpı işareti var tuzak işaretidir arkadaşlar ve son nokta olabilir mezarın e, orada hediyesinin olduğunu söylüyor. Burada sadece göze değişik gelen kayaya baktım. Yuvarlak olan ön kısımdaki bir cep gibi gözüken kayaya baktım. Harçlan yapılmış. Üst tarafı çok belli, açık belli arkadaşlar. Orada bir işlem görmüş kaya. Onun içinde bir boşluk varsa bakılır. Burada üst kısımda bir kapının olduğunu görüyorum. Bunun dışında burada bir atlı görüyorum arkadaşlar. Bütün herkesi burada yoruma bekliyorum işte. Burada bana yardım etmeniz lazım. Bunu uzaktan baktığınızda şu yukarı tarafta kapının olduğu üst kısım atlı üzerinde binicisi olan bir atlı görüyorum. Orada da giriş olduğunu zannediyorum arkadaşlar. Şu kayada Sol tarafta hemen sol tarafta bir e, mihrab işaretini gördük. Mihrab işareti biraz uzaktan çekilmiş, yakın çekilmemiş. E, şimdi önümüzdeki resimde, gelen resimde daha net bir şekilde gözükecek. Ama bunu gönderen arkadaşımıza söylüyoruz. Zaten kendisi de büyük ihtimalle farkında. Sadece ne olduğunu söylüyor bize. Burada da öyle mihrab işareti. Hemen sağında altta e, patika yolunun nasıl olduğunu da görebiliyorsunuz arkadaşlar. Oraya giden yol. Bir mağara açılmış zaten. Dönem soygunu yemiş. Bunu sizin görmenizi istedim. E, hani en azından bilgi sahibi olursunuz. Bu gibi mihrap işaretinin definesi ya da odası nerede diye. Gördünüz arkadaşlar. Burada da ayrı bir tane var. Eee Açılmış mihrap işareti üstünde ve açılmış içindeki her şey götürülmüş. Büyük ihtimalle iskeleti bile götürmüşlerdir. Ee, bize bir şey bırakmamışlardır. Bunların çoğunu yani bunlar bu mihrap işareti nereden bakarsanız en az en az 250-300 yıllık işaretlerdir. Bizden öncekiler yani bizden 100 yıl önceki biri gelmiş götürmüştür. Her dönemde defineci varmış arkadaşlar. Bunu araştırabilirsiniz, görebilirsiniz. Bunu götürmüşler, bize bir şey bırakmamışlar. Zaten e, ülkemizde çoğu define gitmiş arkadaşlar. Çok iyi defineler gitmiş ve halen de götürüyorlar. Adamlar gömdükleri yerden gelip çıkarıp götürüyorlar. Bunu çoğu yerde duyduk. Burada bana bir Çarpı işareti göndermiş. Size e, çarpı işaretini e, daha önce de kaç defa söyledim. Çarpı işareti ya son noktadır ya da tehlike anlamındadır. Yani tehlike anlamında olsa bile son nokta olduğunu söylüyor. Yani define buradadır ama tehlikedir. E, son nokta burasıdır ama tehlikedir. Bu gibi e, işaretleri çözersiniz artık. Burada da aynı şekilde. Zaten kayanın üst kısmında bir çizik olayı var burada. Evet arkadaşlar, çizik orada yukarıda. Yani bir kapı girişi gibi bir şeydir. Alta doğru da bir üçgen işaretimiz var. Girişin burası olduğunu söylüyor. Dediğim gibi ya son nokta ya da tehlike. Bunu açtıktan sonra içeride bir tehlike olduğunu söylüyor. Bunun dışında burada da bir çarpı işaretimiz var. çarpı işaretinin alt kısmında U işareti var arkadaşlar. U işaretinin tam ortasında bir küçük mur çizgi var ve bir köşesi U işaretinin bir köşesi uzun. fark ettiyseniz bize yön veren bu mağaranın nerede olduğunu söyleyen U işaretidir. Ee, belki de bu kayanın uzun olan taraftan girişini olduğunu söylüyor. Mur çizgini de gördük. Yani mağarada kesinlikle define vardır. Mağarada define vardır çarpı işareti. Son noktadır. Muhtemelen tuzaklı da olabilir. Ee, yön olarak da uzun köşesi U işaretinin. Uzun köşe baston değil buna iyi bakın arkadaşlar. Baston değil U işareti. Çarpı işareti de var. Güzel bir işaret. Bunu bulan arkadaş o arada iyi bir araştırma yapıp girişini bulduktan sonra içeriye girebilir. Yalnız direkt içeriye girmesin. Kapalı kapalıysa e, içeride oksitten dolayı zehirlenebilir. Buna dikkat etmesi lazım. Resmin devamı aynı resim tekrar. Arkadaşlar kanalım hatırlatayım tekrar kanalım adresi defineci define ee, Facebook ve Instagram adresim defineci define oradan beni takip edebilir ve e, resim gönderebilirsiniz e, tekrar söylüyorum kayaları gönderirseniz yorum bile yapmam e, kendinize iyi bakın arkadaşlar şimdilik bu kadar ve herkesi yoruma bekliyorum